Arkadaşlar merhabalar ben Mesut Hoca Hız veren çözmeye devam ediyoruz Sığaçlar testimizdeyiz Kondansatörler eski ismiyle yeni ismiyle sığaçlar Birinci sorumuza başlayalım bakalım Önce sığaçı bir de Tanımlayalım arkadaşlar neymiş bakalım sığaç Tanımı Sığaç elektrik yükü ve bilgi depolamaya Yarayan elektronik devre elemanına Kondansatör denir Peki sığa ne demek? Kapasite Yük depolama kapasitesi demek arkadaşlar sığa Bir iletkenin yükünün iletkinin uçlar arasındaki potansiyel farkı oranı sabittir. Bu sabit değer bize sahi verir. Dolayısıyla bu tanımdan yola çıkarak QV grafiği verilir. Buradan bize sağ bul bulunulmak istenir. Tanjant teta eşittir Q bölü V karşı bölü komşu. Eğimize neyi verecekmiş? Yükünün potansiyeline oranı. Yükünün potansiyeline oranı. Neyi verecekmiş bize sahi? Sağ neymiş peki? Yük depolama kapasitesi bir iletkenin demektir. Nasıl ifade edeceğiz bundan sonra biz bunu? Şudur. Q eşittir C çarpı V ile ifade ediyoruz bundan sonra. Evet budur sağın yük depolama kapasitesi. Peki hemen devam ediyorum. Bir sayacın sahası, kondansatörün sahası eğer iletken küre olursa C eşittir R bölü K ile buluyoruz. Nereden geliyor hocam bu ya? Böyle formülü ezberleyeceğiz. Diyecek olanlara hemen söylüyorum. C eşittir Q bölü V değil mi kardeşim? Evet. Peki Q bölü iletken kürenin potansiyelini biz önceki konularımızda K çarp Q bölü R'de öğrendik ya. Tabi öğrenmeden buraya geçmiyoruz tabii ki. Q'lar gitti. R K geldi. Buradaki K kolon sabiti zaten. İletken kürenin sahası yarı doğru orantılıdır. Bitti bu kadar. Buradaki K zaten sabittir. Kolon sabitidir. İletken kürenin yarı çapı ise sahası, C. 2 R ise 2 C falan deyip geçeceğiz. Peki. Düzlem sağaçları şunun adı. 2 tane A alanlı levhamız var. İletken levhamız var. Arada e da diyebiliriz. E de diyebiliriz elektrik kas sayısı. Yalıtkan ortam burası. Tahtadır, mikadır, camdır, havadır nedir yani bilmiyoruz. O yalıtkan ortam neyse o ortamın yalıtkanlık kas sayısı demektir arkadaşlar bu. dielektrik kas sayısıdır. Düzlem sıvacının sağsını E çarpı A bölü D alanı ile doğru orantılı. Aradaki mesafeye ters orantılı. Aradaki yalıtkan ortamın dielektrik kas sayısı ile doğru orantılı diyebiliriz. Sığa birimi nedir? Farattır bilmemiz gerekiyor bunu. Pekala. Birinci sorumuza başlayabiliriz şimdi. Sıraçlara ilgili hangileri doğrudur? Yük depolama yarar. Doğru. Elektronik devrede kullanılır. Tabii ki doğru. Bilgisayarlarda bilgi, de, bilgi kaybını önleme yarar. Doğru. Arkadaşlar elektroşok cihazları. Hani kalbi duran hastanın kalbini tekrar çalışmak için elektroşok cihazı uyguluyorlar ya hani. O da bir nevi sıraçtır. Fotoğraf makinesinin flaşı sıraç örnek verilebilir. Bilgisayar klavyelerinin, bilgisayar klavyesinin tuşu var ya o tuşlar aslında bir nevi kondansatördür, sıraçtır. Aradaki mesafeyi değiştiriyoruz, sırası değişiyor. Bilgisayar hangi düğmeye dokunduğunu algılayıp ona göre rakam yazıyor karşıya yani. Yani bir sürü örneği var aslında yani. Evet hepsi doğru durumların, yalan yok bunların içinde. İkinci sorumuz. Aynı maddeden yapılan x, y, z sıraçları şekilde verilmiştir demiş. Buna göre sıraçların sağları sıra arkadaşlar. E, küresel sıraçtır, bu da bir sıraçtır sonuçta. Peki CX, CY, CZ arasındaki ilişki hangisi gibidir demiş. CX, CZ arasındaki ilişki hangisi gibidir demiş. E dedik ya biraz önce. C üretken kürenin sağası R K dedik. Evet. E buna göre K kulom sabitidir. Real çaplıya sen C dersen. Real çaplıya C dersen. 2 real çaplıya 2 C dersin. R bölü 2 çaplıya da C 2 dersin. Dolayısıyla cevabımız YXZ olur. YXZ nerede varsa C şıkkında var herhalde. Peki üçüncü sorumuz. Rear çaplı küresel bir sıraç uçlanık potansiyel farkı ve olan üretici bağlandığında yük yükü olmaktadır. Hangileri doğrudur demiş. Rear çap artarsa sıra artar. Küresel sıraç demiş arkadaşlar. Küresel sıraçın sırası C eşittir V bölü K'dır. Doğru mu? Doğru. Peki Q eşittir C çarpı V'dir. Onu da biliyoruz öğrendik. Peki buna göre hangileri doğru? Rear çap artarsa sıra artar. E doğru. Doğrudan tıryağı yarıçapla Küresel sağcın. Q Kü yükü artarsa sağ değişmez. Doğru. Arkadaşlar yükünün sağ ile bir alakası yok. Sağın bağlı faktörler bellidir. E çarpı A bölü D'dir. Yükün değişmesiyle sağ değişmez. Bakın. Aradaki ortamın yalıtkanlık kasası değişmezse, levhan alan değişmezse, aradaki mesafe değişmezse sağcın sırası değişmez. Yükü artarsa sağ artar demeyiz. Aman tehlikeli burası yalnız. Ona dikkat edelim. Peki. Yükü artarsa sağ değişmez. Doğru. R çap artarsa Q yükü artar demiş. R çap arttı. İstiracın e sırası arttı. Efendime söyleyeyim. Burada V potansiyel fark sabitken sağının artması yükün de artmasını gerektirmez mi arkadaşlar? Evet gerektirir. Sağ büyük sıra daha büyük yüklenmek demektir. Hepsi doğrudur bu ifadelerden. Doğru cevabımız E şıkkıdır yani. Dördüncü soru. Hangisi bir sıraç çeşidi olarak kullanılmaktadır? Mikalı sıraç. Arkadaşlar Mika yalıtkan bir maddedir. Vakumlu, vakumlu saç, e, aradaki yalıtkan ortam varsa yani boşlukta elektrik iletmeyeceğinden aradaki yalıtkan ortam gibi düşünebiliriz onu. Camlı saç, arada yalıtkan olsun yeter ki iletken madde olmasın. İki levh arasına doldurduğun yalıtkan ortam neyse mika olur, cam olur, tahta olur, plastik olur. Vakumlu derken aradaki havayı da boşaltmışız yani gibi anlaşılabilir oradan. Doğru cevabımız hepsi kullanılabilir. Sıkıntı yok. Beşinci sorumuz. Şekildeki sıracın levhalarının alanı A. Levhalar arası uzaklık D ve levhalar arasındaki yalıtkan maddenin katsayısı E'dir. Buna göre hangileri yapılırsa sığanın depolama kapasitesi artar demiş. Arkadaşlar kapasitesini arttıran C eşittir. E çarpı A bölü D. Sağ formülümüz bu. Peki hangisi yapılırsa sıra artar? Ha, yük depolama kapasitesi artar demek ne demektir? Sıra artar demektir arkadaşlar. Sıra C'yi soruyor bize yani aslında. A'yı artırmak Evet alanı arttırmak sayı artırır mı? Evet artırır. Levhalar arasındaki D uzaklığını azaltmak, D azaltmak C'yi arttırır mı? Evet arttırır. E kasayısını artırmak, E artırmak C artırır mı? Evet arttırır. E e evet, Doğru hepsi arttırır yani. Doğru cevabımız E şıkkıdır dolayısıyla. Evet geçiyoruz 6. soruya. Şekil 1 2 3'teki şekil 1 2 3'teki sıvı levhaların yüzey alanları levhalar uzaklıklar verilmiştir. Buna göre sıvı ağaçların karşılaştırın demiş. Aradaki yalıtkan madde aynı ortam demiş arkadaşlar bize. Buna göre E çarpı A bölü 2 bölü D bölü 2 oranına sen eğer C dersen. daha gitti buradan. E çarpı 2 A bölü D'ye de 2 C dersen bu sürecin sırasına. Buna da E çarpı 3 A bölü 2 D'den 1.5 C falan demelisin yani. Oran olarak. Dolayısıyla çıktı herhalde. 2C daha büyük. 1.5C biraz daha küçük. C. Yani 2, 3, 1 diyebiliriz herhalde değil mi cevabımıza? C şıkkındaki gibi. Evet 7. sorumuzdayız. Sırası C olan bir sıra üretici bağlanıp Q kadar yüklendikten sonra üreteç devreden çıkarılıyor. Ha, arkadaşlar bak burası çok önemli. Sıraçlardan soru gelirse işte buradan gelir büyük ihtimal. Şu notu kesin yazın duvarınıza asın yani. Not alın burayı. Sıraçların en önemli yeri. Yani yüzdelik olarak olabilme ihtimali en yüksekleri yeri burasıdır arkadaşlar. Aman dikkat edin. Peki. saat üretece bağlı iken potansiyeli sabittir. Instagram hesabımda bu notlara paylaşıyorum. Ee, yani oradan da takip edebilirsiniz. Saat üretece bağlı iken potansiyeli sabittir. Ha, bir kere pile bağlı. Aradaki mesafe arttırırsan azaltsan, levhanın alanını arttırırsan hiçbir şey değişmez. Yani değişmez derken V sabit kalır anlamında değişmez diyorum. Üretici bağlıysa V sabit. Peki üreticiden bağladın çıkarttın. Üretici devden çıkarttın bu sefer. Yüklendiği savaşlar işte levhalar yüklü şu anda. Ne yaparsan yükünü değiştiremezsin. Ee, bağlıyken V sabit. Bağlı değilken Q sabittir. Aman dikkat edelim. Şimdi bu yorum çok gelecek. Dikkat edin. Hemen geldi mesela. 7. soruda var o. Sağsacı olan bir saat üretece bağlanıp Q kadar yüklendikten sonra üreteçten çıkarılıyor. Arkadaşlar çıkarılınca ne sabittir? Q sabittir biliyoruz değil mi? Demli bir artık yüklü bir saat var elimde şu anda. Ve yükü de Q. Ne yaparsan yap bunu yükünü değiştiremezsin demek oluyor bu. Pekala C eşittir E çarpı A bölü D yaz. Bir. İkincisi bir de Q eşittir C çarpı V yaz. Bu denklemlere göre yorum yapacağız şimdi ona göre. Kafamıza göre değil. Peki hangisi yapılırsa sağcının uçlatsın gerilim azalır demiş. Gerilim azalır. Bakacağız şimdi. Levhalar uzaklık artarsa. Arkadaşlar uzaklık artarsa sıra azalır. Peki yük sabit. Peki sıra azaldı. Potansiyel fark artar. Ama ben azalmasını istiyorum. Bu olmaz. Onu geçtik. Pekala başka. Sıracın yalıtkanlık kasayısı artarsa ne olur? Yalıtkanlık kasayısı artarsa E artarsa C artar. 2U sabitken C artarsa V azalır. Doğru mu söylüyoruz? Evet azalır. Doğru. Peki başka? Başka. Levhaların yüzey alanı artarsa ne olur arkadaşlar? A artarsa C artar. Peki Q sabitken C artarsa V azalır. Evet bu da yapılabilirmiş demek ki. Evet güzel soru. 2 ve 3. 2 ve 3 yapılabilir. Peki 6. soru. 8. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi sığacın devredeki gösterimidir demiş. E budur yani devredeki göstermek. Gerçekte sığa böyle değil yalnız. Gerçekte sığa şu. Sindirik şeklinde arkadaşlar elektronik devreyi açarsanız eğer orada şunlardan bir dünya göreceksiniz. Küçücük küçücük aletler. Peki bu normalde sıraçtır. Ama devredeki gösterimi budur yani. Normalde bu. Ama bunun üzerinde bir de renkli işaretlere varsa mesela yine sindir şeklinde bir tane küçücük elektronik devre elemanı var. Eğer bunun üzerinde böyle renkli, renkli işaretlere varsa bu da dirençtir arkadaşlar. Bakın direncin orijinali bu. Fakat devrede gösterimi bu. Sıraç budur. Bunun adı ne? Fotodiyot. Bunun adı ne? Fotodirenç. Bunun adı ne? Direnç. Bunun adı ne? Bunun adı bir şey değil. Bunun adı yok. Evet sıraçın devredeki gösterimi budur arkadaşlar. Evet dokuzuncu soru şekildeki gibi bir üretici bağlı sığacın levhaları şöyle soruyu görelim. Levhalarının yüzey alanı A, levhalar arası uzaklık d, levhalar arasındaki maddenin yalıtkanlık katsayısı e'dir. Sığacın levhaları arasında yalıtkanlık katsayısı daha büyük madde konursa ne olur? Arkadaşlar şunları yazmadan sakın yorum yapmayın. 1, c eşittir e çarpı a böl d. Sığa formülümüz 1. Bir. bir de yük potansiyel sığa ilişkisi olan q eşittir c çarpı v. O da 2. Peki. Bay alıkan madde koydum. Ne oldu? E, E'yi artırdın yani. E arttı ne oldu? C arttı. Peki üretici bağlıyken ne sabitti? V sabitti. Peki ne oldu V sabitken şimdi? Ne oldu? V sabitken sığa artarsa depolanın yükü de artar dersin yani. V değişmez. Sığa artar doğru mu? Doğru. Depoda yük artar doğru mu? Q artar dedik ya. Doğru. Potansiyel fark değişmez. Gerilim değişmez. Doğru. Doğru cevabımız E şıkkıdır yani dolayısıyla. Güzel soru. Böyle sorulur yani bakın dikkat edin. 10. soru. Şekildeki sağacın uçlar arasındaki gerilim V, sağası C, levhalar arasındaki uzaklık D ve levhanın yüzey alanı A'dır demiş. Sağacın levhalar arasındaki uzaklık D artarsa D artarsa hangileri yapıldığında sağ değeri aynı kalabilir demiş. Normalde C eşittir E çarpı A bölü D. Bir de Q eşittir C çarpı V yaz. Ondan sonra konuş yoksa konuşma yani. Peki şimdi Uzaklık artarsa ne olur? Normalde sığa azalır. Pekala. Levhalar arasındaki yalıtkanlık katsayısını artırmak. Sığa değer aynı kalır demiş. Şuna işimiz yok gerçi bizim. Şu anda bununla işimiz yok. Peki normalde sen D'yi arttırdın. C azalttın. Ama ben C'nin azalmasını istemiyorum. Aynı kalmasını istiyorum. Aynı değerde kalmasını istiyorsan eğer e, arttıracak işlem yapmalısın. Normalde D'yi arttırmak sığayı azaltır. C'yi arttıracak işlem yapmalısın o zaman. Levhalar arasındaki yalıtkanlık katsayısını artırmak. Evet bunu arttırmak sayı arttırır. Dengelemiş olursun yani değişmemiş olur. Levhanın yüzey alanını arttırmak. Evet A'yı arttırırsan da C artmış olur. Doğru bir ifade. Üretecinin gerilimini azaltmak demiş. Arkadaşlar gerilimle gerilimle bir alakası yok. Bakın sıraya ekilen faktörler. 3 tane faktör var. Yalıtkanlık katsayısı. Levhaların alanlar aradaki uzaklıktır. Gerilimle sağın bir alakası yoktur. Yükün alakası vardır yalnız. Şu yanlış yalnız. Şu yanlış. C eşittir C çarpı V'deki Q sabitken gerilimi arttırırsan sıra azalır ifadesi yanlış. E hocam formül doğru söylüyor. Formül her zaman doğru söylemeyebilir canım. Yani bu yanlış arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sıra azaldığı için V artabilir dersen ama V arttığı için sıra azalır diyemezsin. Bu yanlıştır. Aman dikkat edin. Doğru cevabımız 1 ve 2'dir dolayısıyla. Evet devam edeceğiz. Sıra çözmeye arkadaşlar. Diğer testlerimizde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.